Siperm'in oluşumu aslında hep ne içerir diye düşünüyorsunuz. Meni farklı bir şey, sperm farklı bir şey. Meni gelen sıvının total hali. Sperm ise sadece meninin içinde %10 bulunur. Geri kalan kısımda bir takım enzimler, protein, bununla birlikte kalsiyum, sodyum, sitrik asit, fruktoz gibi bir takım kompleks bir tablo var bu meninin içinde. Hepsi birlikte biz buna hani boşaldığınız zaman ama genel kanı olarak sperm olarak söyleniyor ama asıl yapısının içinde bu maddeler içermekte. Yine spermin içinde baktığınızda bizim için önemli olan özellikle C vitamini, E vitamini, bunlar B12 vitamini. Bunlar çok önemli. Ayrıyeten beta karoten, bu da önemli bir madde. Ve bununla birlikte bizim için olmazsa olmazlar selenyum, çinko, bu spermin özellikle iç kalitesi için çok önemli. Şimdi buradan şu tarafa gidebiliriz. Biz hangi besinleri alırsak spermimizin kalitesi artar. Bir numara bitter çikolata. Bitter çikolatanın içinde ki amino asit, L-arginin ciddi bir şekilde sperm volümünü arttırır. Bu çalışmalarla ispatlanmış. İki numara muz. Muzun içinde de özel bir enzim var. O da bu spermin kalitesini arttırıcı özelliğe sahip. Artı herkesin bildiği gibi antioksidanlar. Domates, kabak çekirdeği, ıspanak, yeşillikler. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Ama bir de ne var? Çinko. Çinko ne de? Kuru yemişgillerde biz bunu bulabiliyoruz. Ama onda da özellikle ceviz ve bademde daha çok fazla. Ceviz ve bademi çok tüketirsek biz daha iyi alırız. Peki fındık fıstık diyorlar hocam. O da var. Onda da folik asit var. O da oradan etkili. Ama her şeyi kararınca almamız lazım. Sonuçta biz bunları beraber tükettiğimiz zaman dengeli bir şekilde hepsinden faydalanırız. Yeşillikler içinde de mesela yemek bazında söyleyeyim size ıspanak. En fazla antioksidan özelliği olan bir bitki. Bunu iyi bir şekilde tükettiğimiz zaman bizim spermlerimizde etkisi olacaktır. Beta karotenler de var. Havuç. Ama havuçu da yine dengeli şekilde tüketmeliyiz. Bol miktarda tüketmek bize faydadan çok zarar getirecektir. O yüzden hepsinden dengeli bir şekilde düzenli olarak kullanabilirsek, yiyebilirsek biz bunları o zaman daha iyi spermlerimiz, daha iyi sperm sayımız, daha iyi hareketimiz olabilir.